Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok basit ama bir o kadar lezzetli, harika bir balık çorbası yapacağız. Ben öğlen Alisa'ya balık yapmıştım. Balıklarının hepsini yemedi. Şu kadar bir balığım kaldı. Onları ziyan etmemek için. Çünkü bu balıklar çok değerli bizim için. Bahri dedemizin gönderdiği Trabzon'dan levreklerimizdi bunlar. Alisa'nın son levrekleri bugün öğlen onu yedi. Kalan parçaları da ziyan etmemek için akşama çorba yapmak istedim. Bir havuç ve bir patatesim vardı. Onu rendeledim. Zeytinyağımın içine koyuyorum ve güzelce kavuruyorum bunları. Hem çok kolay hem son derece lezzetli harika bir balık çorbası. Bunlar kavrulduktan sonra içine çok az, bir tatlı kaşığı kadar un koyacağım. Unla birlikte de kavuracağım. Ondan sonra suyunu koyacağım ve pişirmeye devam edeceğim. Patateslerim ve havucum kavruldu. Şimdi birazcık un ilave ediyorum. Şöyle yarım yemek kaşığı kadar. Ben çok fazla yapmayacağım çorba. Yani ne kadarlık olacak benim çorbam? 4 kaselik olacak. O yüzden bu kadar un benim için yeterli. Şimdi onu da kavuruyorum. Unumun da güzelce kokusu çıktıktan sonra şimdi 1 litre suyumu ilave ediyorum. Kaynamış su ilave ediyorum ben. Patates ve havuçları da güzelce kavurduğum için kaynamış su daha iyi olacaktır. Şimdi dibine yapışıyor patatesler ve havuçlar. Onları şöyle güzelce bir çıkarttıktan sonra balıklarımı da içine koyacağım. Ve çorbamı kaynamaya bırakacağım. Kaynadıktan sonra güzelce patates ve havuçlar piştikten sonra terbiyesini yapacağım. Terbiyesinde ne var? Bir yemek kaşığı un var, bir limon var ve bir yumurta var. Onunla çok güzel bir terbiye yapıp finalize edeceğim çorbamı ve en son dereotuyla süsleyeceğim. Bir yumurtamın sarısı, bir yemek kaşığı un ve şimdi limon suyumu ilave ediyorum. Bir limon suyu. Bunları güzelce birbirine karıştırıyorum. En son çorbamın içindeki kaynayan sudan bunu alıp temperleyip ondan sonra kesilmemesi ve yumurtanın pişmemesi için çorbamın içine ilave edeceğim. En son da tuzunu koyacağım. Karabiber çok yakışıyor bu çorbaya ama ben yerken ekmeği tercih ediyorum ve ince ince dereotlarımı keseceğim, dereotlarımı koyacağım. Patateslerim güzelce pişti çorbamın içinde. Şimdi terbiyesine suyumdan ilave ediyorum. Bunu biraz yumurtalar pişmesin diye temperliyorum. Ondan sonra eşit ısıya geldiği zaman çorbamla birleştireceğim. Ve hiç kesilmeyecek arkadaşlar. Hem yumurtanın beyazını kullanmadığımız için kesilme olmayacak. Hem de bu işlemi yaparsanız yani kaynayan çorbanızdan terbiye harcınıza bu şekilde sıcak suyundan alıp yaparsanız hiçbir zaman için çorbalarınız kesilmeyecektir.